Selamünaleyküm herkese. 12.05.2024. Biraz farklı uygulamalar yapıyoruz bu sene. Bitkilerin dikiminde gelişmeleri göstermek istiyorum size. Karpuz, kavun da dikeceğiz. Şimdi bunları dışarı attık keseradan. Sıcak soğuk alışsınlar biraz. Dışarısı biraz daha soğuk olduğu için şaşırıyorlar sonra. Evet, fasulyelerimiz bu tarihte bu boyda. Salatalıklarımız çok iyi. Yani gelişim bu sene çok iyi. İşte fasulyelerimizde çiçeklenme başladı. Göstereyim. Evet, salatalıklarımız erkek çiçekleri açtı ve yaprakları gördüğünüz gibi çok iyi. Yani bu ne demek oluyor? Keyfi yerinde herkesin. Durum iyi. Burada farklı dikim uyguladık. Diktiğimiz fidelerin dibine yanmış hayvan gübresi koyuyoruz. Bir de ben bitkileri dikmeden kökünü bir gün önceden Leonardit'in sulusu, solucan gübresinin sulusu, onları içine koyuyorum. Kök gelişimine çok faydası oluyor. İnanılmaz bir etkisi var. Dibine cam suyunu da onunla veriyorum. Ondan sonra bırak. Kendi artık sana teşekkür etmek için her şeyi yapıyor böyle bu şekilde. Evet. Fasulyelerimiz falan çok canlı, gayet güzel. Yani demek ki doğru şey yapıyoruz. Doğru uygulamadayız. Daha yol bulsa gidecek. Evet. Kocaman oldu. Çileklerimizi dışarıya atmadık dağlık. Birazdan karpuz ekimini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Karpuzu biraz farklı dikiyorum. Onu göstermek istedim size. Şimdi geçen yıl yapmıştım ben böyle. Görüyorsunuz kuyu. Yaklaşık 40-45 santim civarında var. Böyle kuyular kazıyorum. Sonra içine şu boş kuyu, içine böyle yanmış hayvan kümesi koyuyorum. Şimdi bir tane karpuz dikeceğim size göstermek için. Sen videoyu çek. Evet. Videoyu gel istersen. Yani ben böyle yapıyorum. Profesyonel değiliz ama amatörce de kafamız bu kadar basit yapıyor. Şimdi toprak çekiyoruz. Normalde bugün karpuzları ben dikmiyorum ama size göstermek için en azından bir tane dikerim diye. Bunu da elimde bakın rengi. Bir gün önce solucan solen ve nugasit içinde beklettim. Dün akşamdan beri. Evet. Bu şekilde dikiyoruz.
Tabi solucanlarımız da burada. Canavar böyle ölmesin. Bizim için çok önemli. Bu şekilde dikiyoruz ve şu etrafı da düzleyip bırakıyoruz ve karpuzumuz çok lezzetli, çok güzel oluyor. Yani geçen sene süperdi. Evet, şöyle gösterelim. Buralara diktik biraz. Buraya da kavun, aşılı kavun. Normal bulamadık, aşılı vardı mecburen. O da biraz büyük, küçüğünü de bulamadık. Buralara geçen yıl hep domates, biber ekiyordum. Bu sene onları yukarıya çıkarttım. Buraya yukarı. Tabi burada burayı ben yoktum. İşte bizimkiler ekti. Hayvan kemiresi dışarıda kalmış. Aslında toprağın altında olması lazım ama neyse, onlar da o kadar yaptılar. Gene güzel olmuş. Ellerine sağlık. Bakalım mısırımızı falan bugün ektik. Mısırı da gene sıvı solucan gübresinde bekleterek bir gece beklettim. Yani dün gece hazırladım. Bugün ektim. Onda da çok köklenme çok iyi oluyor. Çok güzel oluyor. Evet, şimdi bu inciri bu tarlayı kiraladığımız yıl ben diktim. Bunda incirimiz yok ama burada bu şeftaliyi de ben diktim, şeftali ağacını. Şeftali, inciri çok severim. O yüzden hem tarla sahibine bizden hediye, hatıra olarak kalsın. Biz gidince onlara kalsın. Evet, erik. Can eriği. Bu sene bunu çok fazla bahçelemedim. Bahçelince biraz kızıyorlar bana. O yüzden o kadar şey yok. Aşırı değil ama eriğimiz var gene. Seneye kimseyi dinlemeyeceğim. Bahçeleyeceğim inşallah. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere hepinize.